Merhaba değerli öğrenciler. Bu dersimizde divan edebiyatından bahsedeceğiz. Divan edebiyatı 13. yüzyılda 19. yüzyıl arasını kapsıyor. Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra doğudan batıya yayılıp yerleştikleri, geniş alanda oluşturdukları ve 600 yıldan fazla süren edebiyata biz divan edebiyatı adını veriyoruz. Şiirler bu dönemde divan adı verilen kitaplarda toplanıyor. Bu sebeple bu edebiyata divan edebiyatı adı veriliyor. Aynı zamanda bu ifade ilk kez Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem tarafından kullanılıyor. Şairler şiirlerini belli bir düzen halinde topladığı eserleri divan adını veriyorlar. Divan düzenlemelerinde esas olan kronolojik yani zaman sırası değil, şiirlerin şekil bakımından yer aldığı kategoriler. Genel olarak divanda sırayla şunlar yer alıyor. Mukaddime yani ön söz, kasideler, tarihler ve mesneviler, musammatlar, gazeller ve mukatatlar yani kıta, rubai, tuyu gibi ürünler. Divan edebiyatında şiir ön planda, düz yazı yani nesir ise ikinci planda kalmıştır. Eskiden edebiyat yerine şiir ve inşa ifadesi kullanılmıştır. İnşa ifadesi ise nesri kastetmektedir. Divan edebiyatı için kullanılan bazı isimler var. Klasik Türk edebiyatı, saray edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı, Endirun edebiyatı gibi. Biz bu dersimizde divan edebiyatında şiirden bahsedeceğiz. Biçim, tür, konu, dil ve söyleyiş açısından Arap ve Fars edebiyatları örnek alınıyor bu dönemde. Şiirde biçim önemseniyor. Nazım biçimi, ölçü ve nazım birimi belli kurallara bağlı olarak kullanılıyor. Nazım biçimleri genellikle Arap ve Fars edebiyatından alınıyor. Ölçü olarak aruz ölçüsünün kullanıldığını görüyoruz. Az da olsa hece ölçüsüyle şiir yazan sanatçılarımız da bulunuyor bu dönemde. Nazım birimi genellikle beyit ancak dörtlük ve bentlerde kullanılıyor. Bunlardan ayrıntılı olarak ilerleyen derslerimizde bahsedeceğiz. Genellikle tam ve zengin uyak kullanılıyor. Rediften de yer yer yararlanılıyor. Divan şiirinde göz işin kafiye anlayışı esas alınıyor. Sanatçılar son dörtlükte ya da beyitte mahlas adı verilen takma isimlerini kullanmışlardır. Bundan halk edebiyatında da bahsetmiştik. Örneğin Fuzuli, Nefi, Baki adları şairlerin gerçek adı değil, takma adlarıdır yani mahlaslarıdır. Konu değil, konunun işlenişi önemsenmiştir. Bütün güzelliğe değil, parça güzelliğine önem verilmiştir divan şiirinde. Konu bütünlüğü yoktur. Her beyitte farklı konular işlenebilir. Şiirlerde genellikle başlık kullanılmamış. Redif, kafiye, tür ve nazım biçimlerine göre şiirler adlandırılıyor. Şiirde işlenenler genellikle somut gerçeklikten uzaktır. Eski Türk edebiyatı genel olarak soyut bir edebiyattır. Soyut kavramlar işlenir. Genellikle sanat, sanat için anlayışı benimsenmiştir. Toplumdan, toplumsal sorunlardan uzak duruluyor. Bireysel konular yani aşk, doğa, din, tasavvuf, ölüm gibi konular işleniyor. Nabi, Bağdatlı Ruhi gibi bazı sanatçılar toplumsal konuları da işliyor. Şiirde tasavvuf terimlerine sıklıkla yer veriliyor. Divan şiirinde kullanılan dil Osmanlı Türkçesidir. Genellikle Arapça ve Farsça kelimeler, tamlamalar yoğun biçimde kullanılmıştır. Ağır ve süslü bir dilin kullanıldığını söyleyebiliriz bu dönemde. Anlam yoğunluğunu oluşturmak için teşbih, yani benzetme, mübalağa, tariz, mecaz, mürsel gibi sanatlarda dönemin şiirlerinde sıklıkla kullanılıyor. Şimdi divan şiirindeki aşk anlayışından bahsedeceğiz. Aşk, divan şiirinin temel konusu. Genellikle iki şekilde işleniyor aşk. Birincisi Allah'a duyulan mecazi, hakiki aşk. Diğer aşk kavramı ise sevgiliye duyulan beşeri yani insani aşk. Divan şiirinde aşk genellikle platonik bir şekilde işlenir. Aşk, aşık ile maşun arasında daha çok aşığı ilgilendiren bir durum olarak kabul ediliyor. Aşk seven kişi için sonsuzdur. Hatta bu aşk duygusu aşığı ölüme kadar götürebilir. Aşk hakkında şairin sözü asla bitmemekte divan şiirinde. Aşığın karşısında bir de rakip bulunuyor. Aşık yani şair rakibini köpeğe benzetiyor. Rakip onun en büyük düşmanı aynı zamanda. Aşk, aşık sevgili rakip üçgeni içerisinde şekillenir. Bu üç kavramdan bahsedelim ayrıntılı bir şekilde. Aşık seven kişidir. Divan şiirinde şair daima aşık olarak karşımıza çıkar. Ağlayıp inleyebilir, aşkını gizleyebilir. Aklı onu terk etmiştir diyebiliriz. Bedenden de kurtulmaya çalışır. Dünya ile ilgili şeylerde gözü yoktur. Kavuşmanın zevkini bilmemektedir. Maşuk ise sevilen kişidir, sevgilidir. Divan şiirindeki asıl kişi maşuktur. Dost, yar, can, canan, dilber gibi benzetmelerle
sevgili anlatılır. Sevgili acı ve ızdırap vericidir. Gönlü taştır, aşığa yar olmaz, merhametsizdir. Divan şiirini bu şekilde işlenmiştir. Rakip ise divan şiirinde aşık ile maşun arasına giren kişidir. Aşığın nazarında kötü olan kişi aynı zamanda. Aşığa sevgili kadar eziyet eder. Şimdi nazirecilikten bahsedeceğiz. Nazire kelime anlamı olarak benzer demektir. Bir sanatçının başka bir sanatçının şiirini alarak onunla aynı ölçüde, aynı kafiye düzeninde ve aynı nazım biçiminde benzer şiir yazmasına nazire adını veriyoruz. Alaycı biçimde yazılan nazireler de bulunuyor. Biz bu nazirelere hezil ya da tehzil adını veriyoruz. Nazire beğenilen ve usta şairlerin şiirlerine karşı yazılıyor. Buna dikkat edin. Taklit sanatı olarak düşünmeyin. Orijinalinden daha iyi söyleme gayretidir nazire. Şimdi mazmundan bahsedeceğiz. Mazmundan derslerimizde ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik ama tekrarını yapalım. Bazı özel kavram ve düşüncelerin ifadesinde kullanılan kalıplaşmış sözlerdir mazmunlar. Gül ve Bülbül divan şiirinin en önemli ve en çok kullanılan mazmunları arasındadır. Gül sevgiliyi, Bülbül ise aşığı temsil eder. Gül ve Bülbül divan şiirine çok sık kullanıldığı için bu edebiyat aynı zamanda gül, bülbül edebiyatı olarak da adlandırılıyor. Sevgilinin nitelikleri mazmunlarla anlatılabiliyor. Şair sevgilinin boynunu, ağzını, kirpiklerini, kaşlarını, saçını önceden belirlenmiş mazmunlarla anlatılıyor. Örneğin ağız yani dehan-ı fem, noktaya, hokkaya, yakuta, mercana, kadehe ve daha birçok kavrama benzetilebiliyor. Bel, diğer bir ismiyle minyan, kıl, yok, ince, hayal gibi mazmunlarla ifade edilebiliyor ya da insanın yüzündeki ben diğer bir ismiyle hal, noktaya, haşhaşa, hinduya, geceye, yıldıza benzetilebiliyor. Bu ise serviye, servihramana, elife, çınara benzetilebiliyor. Diş, diğer bir ismiyle dendan, cevhere, inciye, yıldıza benzetilebiliyor. Bu şekilde daha birçok mazmunumuz bulunuyor. Şimdi divan şiirindeki bazı tarzlardan, anlayışlardan bahsedeceğiz. İlk olarak Türkiye basit mahallileşme akımını görüyoruz. 15 ve 16. yüzyılda Edirneli Nizami, Tatavlalı Mahremi ve Aydınlı Risale'nin yazdığı şiirlerden dolayı Türkiye basit adlandırması yapılmıştır. Türkiye basit akımı mahallileşme akımına zemin hazırladığı için bu iki akımı beraber alabiliriz. Mahallileşme akımı şiirlerde atasözleri ve deyimlerin kullanılmasıyla başlamıştır. Daha sonra yerli unsurlar, mekanlar, adetler şiirde kullanılmıştır. Hece vezni kullanılarak halk şiirine ait nazım biçimlerinden yararlanılmıştır bu akımda. Sade bir dil kullanılmıştır. Düzenli bir akım değildir mahallileşme akımı. Yerli konular işleniyor. İstanbul'un türlü semtleri, köşkleri, eğlenceleri, aşkları konu olmuştur. Divan şiirinin soyut dünyasından daha çok somut bir dünyaya geçilmiştir. Gerçek sevgililere, günlük yaşama yaşanılan mekanlara bu akımda yer veriliyor. Akımın en önemli temsilcisi Nedim'dir. Mahallileşmenin etkisiyle Nedim hece örtüsüyle şiirler kaleme almıştır. Baki, Şeyhülislam Yahya, Ender'in Nuvası mahallileşme akımının etkisiyle şiir yazan şairlerden bazılarıdır. Divan şiirindeki anlayışlardan bir tanesi hikemi tarzdır. Didaktik üslup kullanılır. Nabi ile özdeşleşmiş bir tarzdır. Düşünceye dayalı, hikmetli söz söyleme olarak da tanımlanır. Özdeyiş ve atasözü niteliği taşıyan sözler bilgece ifadelere yer verilir. Şiir yoluyla öğüt verildiğini düşünebilirsiniz. En önemli temsilcisi Nabi'dir. Nabi ekolü olarak bilinen şiirlerin önemli diğer temsilcileri ise Seyyid Vehbi, Koca Ragıp Paşa, Haşmet, Fitnat Hanım, Sümbülzade Vehbi'dir. Nabi'nin hikemi tarzda yazmış olduğu bir beyit örneğini görüyoruz. Çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde, biz hezaran mesti mağrurun hümarını görmüşüz. Nabi burada diyor ki, yüksek mevkilere ulaştım, talihim iyi gidiyor diye sakın mağrur olma yani kibirlenme. Biz binlerce gurur sarhoşunun sonradan ayıldığını, sıkıntıya düştüğünü görmüşüz. Bakın Nabi burada hikmetli bir söz söylemiş, karşı tarafa bir öğüt vermiştir. Sekbi Hindi akımı da divan şiirindeki tarzlardan bir tanesidir. İran'da doğmuştur ve Hindistan'da Farsça şiir söyleyen şairlerle geliştirilmiştir. Daha sonra Türk edebiyatına geçen Hint üslubu, Hint tarzı anlamına gelen akımdır. Sembolizm akımına benzetilmiştir bu akım. Özellikle gazel nazım şeklinde Sekbi Hindi'nin etkilerini görebiliriz. Sekbi Hindi'nin gelen özelliklerinden bahsedelim.
Mübalağa ve tezat sanatlarına çokça yer verilmiştir. Sözden çok anlama önem verilmiştir. Anlam derinliği oluşturmak için de hayallere sıklıkla yer verilmiştir. Az sözde çok şey anlatılmaya çalışılmıştır. Yeni mazmunlar bulmak, tasavvufa yer vermek, bilmeceyi andıran mazmunlar kullanmak Sekb-i Hind'in özellikleri arasındadır. Açık bir söyleyiş yerine süslü bir dil kullanılmıştır. Kapalı anlamı benimsemişlerdir. Müzik ile derin söz ahengi sağlamaya çalışılmış ve uzun tamlamalar kullanılmıştır bu akımda. Neşati, Nabi, Nefi, Naili Kadim, Şeyh Galip Sekb-i Hind'i akımından etkilenenler arasındadır. Neşati'nin Sekb-i Hind'i akımından etkilenerek yazdığı bir beyit örneğini okuyacağız şimdi. Şevkis ki demi bülbülü şeydada nihanız, hunus ki dili gonceyi hamrada nihanız. Burada demek istiyor ki biz öyle bir ateşiz ki çılgın bülbülün ötüşünde gizliyiz. Biz öyle bir kanız ki kırmızı goncanın gönlünde gizliyiz. Bakın burada kapalı bir anlatım kullanılmış. Sekb-i Hind akımının özelliklerini burada görmek mümkün. Şimdi divan edebiyatı nazım biçimlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle beyitle oluşan nazım biçimlerini göreceğiz. Beyit neydi hemen hatırlayalım. İki dizelik şiir birimine biz beyit adını veriyorduk. Birinci başlığımız gazel. Arap edebiyatında ortaya çıkmış ve İran edebiyatının etkisiyle edebiyatımıza girmiştir. Divan şiirinde en yaygın nazım biçimidir. Arapçada kadınlarla sevgi üzerine konuşmak, söyleşmek anlamına geliyor. Beyit sayısı 5 ile 15 arasındadır. Gazeller AA, BA, CA, DA şeklinde kafiyelenir. Gazelin ilk beyti kendi arasında kafiyeli olur. İlk beytine biz matla beyti adını veriyoruz. Matladan sonra gelen beyte ise hüsnü matla adı veriyoruz. Bakın ilk beyt matla, Trabzon'un T'siyle. Daha sonra ardından gelenin başına bir hüsnü kelimesini ekliyoruz. Hüsnü matla adını veriyoruz. Aynı zamanda matla kelimesi doğuş yeri anlamına geliyor. Bu sebeple biz ilk mısraya matla adını veriyoruz. Son beyte ise makta adını veriyoruz. Makta'dan önceki beyte de hüsnü makta adını veriyoruz. Makta'nın kelime anlamı kesme veya bitirme yeridir. Bakın son beytimiz makta. Şairin mahlası genellikle makta beytinde yer alır. Yani son beytinde. Gazellerde mahlasın bulunduğu beyte mahlas beyti, mahlasname ya da tahallus beyti adı veriliyor. Gazelin en güzel beytine şah beyt ya da beytül gazel adı veriliyor. Buna da dikkat edin. Gazelde öncelikli olarak beyit güzelliği önemli. Eğer beyitlerle aynı konulu bulunuyorsa biz bu gazellere yek ahenk gazel adı veriyoruz. Bütün beyitler aynı güzellikte söylenmiş ise biz bu gazellere de yek avaz gazel adını veriyoruz. Gazelin asıl konusu sevgili ve aşktır. Sevgili ile ilgili olarak şarap ve tabiattan bahsedilir. 13. yüzyıldan sonra gazelde felsefi düşünceleri, hayat görüşlerini de görüyoruz. Gazeller konularına göre çeşitli gruplarda ayrılıyor. Aşıkane gazel, aşkın verdiği mutluluğu, sıkıntıyı, sevgiliden yakınmayı, sevgiliye karşı yakarışları anlatan gazeller. Divan edebiyatında bu türdeki gazelin en önemli temsilcisi Fuzuli'dir. Bakın aşıkane gazel dediğimiz zaman aklınıza ilk gelmesi gereken kişi Fuzuli. Rindane gazelin en başarılı şairi de Baki'dir. Şuhane gazel kadını ve aşkın zevklerini anlatır. Zarif ve çapkın bir anlatımla söylenmiş gazellerdir. Nedim bu türdeki eserleriyle tanınır. Son olarak bir de Hakimane ya da Hikemi gazelden bahsedeceğiz. Bu gazelde öğretici yani didaktik konuları işleniyor. Ahlakla ilgili öğütler veriliyor. Nabi, Hikemi tarzda yazmış olduğu gazellerle ün kazanmıştır. Bu tarza aynı zamanda Nabiyane tarz adı da veriliyor. Buna da dikkat edin. Şimdi Fuzuli'nin aşıkane tarzda yazmış olduğu bir gazel örneğimiz var. Ziya Uğur'un seslendirmesiyle gazelimizi dinleyeceğiz. Ardından beraber gazeli inceleyeceğiz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı dert eder ihsan, niçin kılmaz bana derman, beni bimar sanmaz mı? Gamım pinhan tutardım ben,
dediler yâre kıl ruşen, desem ol bi vefa, bilmem inanır mı, inanmaz mı? Şebi hicran yanar canım, döker kan çeşmi giryanım, uyarır halkı efganım, karabahtım uyanmaz mı? Gül-i ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su. Habibim faslı güldür bu, akar sular bulanmaz mı? Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail. Beni tan eyleyen gafil, seni görgeç utanmaz mı? Fuzuli rindi şeydadır, hemişe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı, usanmaz mı? Şimdi gazelimizi inceleyelim. İlk beytimiz Matla beytiydi. Daha sonra gelen ikinci beytimiz ise Hüsnü Matla olarak adlandırılıyordu. Sondan önce gelen beytimize biz Hüsnü Makta adını veriyorduk. Son beytimiz olarak da Makta beytini görüyoruz. Gazelimizin aşıkane gazeli olduğunu söyledik az önce. Çünkü burada aşktan bahsedilmiş, Fuzuli'nin sevgiliye yakarışı anlatılmış. Bu sebeple gazelimiz aşıkane türde yazılmıştır. Şimdi diğer bir nazım biçimi olan kasideden bahsedeceğiz. Kaside Arapça bir sözcüktür. Kastetmek, yönelmek, yaklaşmak anlamlarına gelir. Kasideler belli bir amaç için yazılmış şiirlerdir. Özellikle din ve devlet büyüklerini övmek için yazılırlar. Beyit sayısı 33 ila 99 arasında. Gazelde olduğu gibi AA, BA, CA, DA şeklinde kafiyeleniyor. Gazeldeki gibi ilk beyte matla, son beytine ise makta adı veriliyor. En güzel beyt şah beyt ya da beytül kasit olarak adlandırılıyor. Bakın gazelde de şah beyti görmüştük ama beytül kasit kullanımı sadece kasideye özgü. Şairin mahlasının geçtiği beyti taç beyt adı veriliyor. Aşık Paşa, Şeyhi, Ahmedi, Ahmedi Dayı kaside yazmış şairlerdir fakat çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Edebiyatımızda ilk başarılı kaside şairi Ahmet Paşa'dır. Divan Edebiyatı'nda en başarılı kaside şairi olarak, kaside üstadı olarak ise Nefi'yi kabul ediyoruz. Şimdi kasidelerin bölümlerinden bahsedeceğiz. Nesip veya teşbip kasidelerin giriş bölümüdür. Genellikle 15-20 beyt arasındadır. Kasidenin asıl konusu övgü olduğu halde şair doğrudan övgüye geçmez. Kasidenin başında asıl konuyla ilgisi olmayan kış, aşk, bahar, bayram gibi konulardan söz eder öncelikle. Bu bölümde eğer aşkla ilgili duygular anlatılırsa, nesip, bahar, tabiat, bayramlar gibi konular anlatılırsa giriş bölümü teşbip adını alıyor. Giriz ya da girizgah bölümü ise metiye bölümüne geçerken söylenen beyit ya da beyitlerin bulunduğu bölümdür. Şair bu bölümde asıl konuya geçeceğini haber verir. Metiye bölümü ise kasidenin asıl bölümüdür. Asıl konu burada işlenir. Kasidenin yazılış amacı olan bölümdür. Tegazül, üsluba canlılık kazandırmak amacıyla şairin aşk ve eğlence duygularını dile getirdiği, gazel söylediği bölümdür. Her kasidede tegazül bölümü bulunmayabilir. Fahriye ise şairin kendisini ve sanatını övdüğü bölümdür. Beyt sayısı değişkenlik gösterebilir. Dua ise kasidenin son bölümü birkaç beyitten oluşuyor. Kasidenin sunulduğu kişiye dua ettiği bölüm aynı zamanda Allah'a hamd ve şükrediliyor bu bölümde. Şimdi Fuzuli'nin su kasidesinden bir örnek görüyoruz. Birinci beyitte saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlere su, kim bu denli duduşan otlara kılmaz çare su. Bakın bu beyit giriş yapıldığı, aşktan bahsedildiği bölüm. Dolayısıyla nesip adını almış. İkinci beytimiz de yine nesip bölümü. Yine konuya giriş yapılmış, aşktan bahsedilmiş. 16. beyt ise girizgah beyti. Şair bu bölümde asıl konuya geçeceğini haber vermiş. 17. ve 18. beytimiz metiye bölümüdür.
Asıl konu burada işlenmiştir. 30. beyitte ise şair yani Fuzuli kendisini ve sanatını övmüştür. Yuminatünden güher olmuş Fuzuli sözleri Ebri Nisan'dan dönen tek lülü şevvare su. Bakın burada mahlasına da yer vermiş. 31 ve 32. beyit kasidenin son bölümüdür. Bu bölüme de dua adını veriyoruz. Kasidenin ilk beytine gazelde olduğu gibi matla beyti adını veriyoruz. Şairin mahlasının geçtiği 30. beyte taç beyti adını vereceğiz. Son beytimize makta beyti adını veriyoruz. En son yazılmış olan iki beyte de dua adını veriyoruz. Şimdi diğer bir nazım türü olan Mesnevi'den bahsedeceğiz. Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir ve aruzun kısa kalıpları ile yazılır. Beyt sayısında herhangi bir sınırlama yok. Kafiye düzeni AA, BB, CC, DD biçiminde. Her beyt kendi içerisinde kafiyeleniyor ve konu bütünlüğü bulunuyor. Mesneviler günümüzde hikaye ve romanın görevini üstleniyor dönemde. Anlatmaya bağlı bir tür olan Mesnevi'de zaman, mekan, olay ve kişilere yer veriliyor. Mesnevilerde olaylar abartılarak anlatılıyor, gerçek dışı varlıklara da yer veriliyor. Bu sebeple Mesnevilerde masalsı bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Şehzadeler, padişahlar genellikle baş kahramanlardır. Mesnevilerde olayların geçtiği zaman tam olarak belli değildir. Uzun zaman dilimleri kullanılıyor. Olayların geçtiği yerler şehirler, saraylar, bahçeler, avlanılan ve savaşılan yerlerdir. Coğrafi konumu bilinen yerler de bulunuyor Mesnevilerde. Çin, Hindistan, Türkistan gibi. Mesnevilerin bölümlerinden de kısaca bahsedelim. Dibace yani ön sözle başlıyor. Ardından tevhid bölümü geliyor. Üçüncü bölümümüz münacat. Dördüncü bölümümüz nat. Beşinci bölümümüz miraciye. Altıncı bölümümüz methiye. Yedinci bölümümüz sebebi telif ya da sebebi nazım yani Mesnevi'nin yazılış sebebi. Sekizinci bölümümüz ağız-ı destan yani konuya başlangıç. 9. bölümümüz konu ve hatime son sözle Mesneviler bitiyor. Türk edebiyatında ilk Mesnevi Yusuf Has Hacib'in yazmış olduğu Kutadgu Bilig adlı eserdir. Kıta nazım biçimi ise en az 2 beyitten oluşur. 2'den fazla beyitten oluşanlara kıta-i kebire yani büyük kıta adı veriliyor. Beyit sayısı 2 ila 12 beyit arasındadır. Gazele benziyor ancak matla beyti kıtada bulunmuyor. Kafiye düzeni A, B, C, B, D, B biçiminde. Genellikle şair kıtalarda mahlasına yer vermiyor. Konuları yergi, nükte, övgü, hayat görüşü, hikmet ya da önemli bir düşünce olabiliyor. Fuzuli'nin yazmış olduğu bir kıta örneği görüyoruz. İlm kesbiyle paye-i rıfat, arzuyu muhal imiş ancak. Işk imiş her ne var alemde, in bir kıyılık hal imiş ancak. Son olarak bugün müstezattan bahsedeceğiz. Arapça ziyade kökünden türetilmiş, artılmış, eklenmiş anlamına geliyor. Gazelden türetilmiştir. Bir uzun, bir kısa ile kurulu beyitlerden oluşan nazım biçimi müstezat. Uzun dizelere eklenen kısa dizelere ziyade adı veriliyor. Divan şiirinin sanatlı ve süslü biçimlerindendir. Kısa dizeler okunsa da okunmasa da beytin anlamı bir bütün oluşturuyor. Nedim'in yazmış olduğu bir müstezat örneğimiz var. Ey şuhu kerem pişe değil zar senindir. Yok minnetin asla. Beykanı güher anda kim var senindir. Pinhanı hüveyda. Nedim'in yazmış olduğu bu müstezat örneğinde kısa dizeleri yani ziyadeleri görüyoruz. Bakın yok minnetin asla. Pinhanı hüveyda dizeleri ziyade dizeleridir. Kendi aralarında da bu dizeler kafiyelenir. Bakın ilk dizemiz A, ikinci dizemiz B, üçüncü dizemiz A, dördüncü dizemiz B şeklinde kafiyelenmiştir. Burada dersimizin sonuna geldik. Ödevlerinizi yapmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.